Yeni bir haftadan merhaba. Ben astrolog Yasemin Sürer. 6-12 Aralık haftasının astrolojik etkileri ve burç yorumlarıyla karşınızdayım. Evet, oldukça hareketli zamanlardan geçiyoruz. Biliyorsunuz, üst üste tutulmalar yaşadık. 19 Kasım ay tutulması bize daha çok duygularımız, sahip olduklarımız, değerlerimiz, maddi kaynaklarımız ve korkularımızı yüzleştirdi. Global olarak ülke haritalarında ekonomi ve finans alanlarında gitgide zorlaşan koşullar, sağlık konuları ve para piyasalarındaki hareketlilikle bu etkileri yaşamaya başladık. Akabinde 4 Aralık Yay burcundaki Güneş tutulması 1,5 yıllık döngülerin kapanışını ve aynı zamanda önümüzdeki 6 ay boyunca yenilenen umut ve inancımızla hayatlarımıza yeni başlangıçlara vesile olacak. Şimdi bu hafta enerjiler biraz ortaya karışık bir dağılım yapacak. Bir taraftan belirsizlikler, kendimizi zaman zaman yolumuzu kaybetmiş hissedebiliriz. Ama bir taraftan da isteklerimiz için daha tutkulu, daha fazla mücadele içine gireceğimizi ve önümüze fırsatların da çıkacağı etkiler bir arada olacak. Haftanın hemen başında Merkür-Neptün kare açısı oluşuyor. Sağlık konularına dikkatli olmamız gerekir. Malum vaka sayılarında da bir artış söz konusu. Merkür solunum yolları ve akciğerlerimizi anlatır. Bu açıda nefes yoluyla bulaşacak hastalıklara karşı daha temkinli davranmamızı, önlemler almamız gerektiğini bize hatırlatmakta. Bu etki unutkanlık, dalgınlık ve kafa karışıklıklarına da yol açmakta. Dalgınlık sonucu sakarlık ve kazalara karşı dikkatli olalım. Bu açıda kararsızlıklarımız fazlalaşır, bilgi kirlilikleri ve dedikodular da artar. Neye inanıp neye inanmayacağımızı şaşırırız. Aynı zamanda yazılı sözlü yanılgılara da işaret eder. Bilmediğiniz, tanımadığınız yer ve kişilerle hafta başı, işbirlikle veya imza işlerine girmemenizi tavsiye ederim. Dikkatli olunması gerekir, zira dolandırıcılıklarda da artış olur. Ama bir taraftan da Mars ve Plüton arasındaki 60'lık açı daha kararlı, tuttuğunu kopartan ve bizi harekete geçiren bir enerji olacak. Motivasyon ve fırsatlarını beraberinde getirecek. Eylemlerimizin sonuçlarını almaya başlayacak ve aynı zamanda bizi başarılı bulan insanlardan onay almamız gerektiğini de hatırlatacak. Ve onların desteklerini alacağız. Bir diğer önemli açı kalıbı etkisini tüm hafta gösterecek ama çarşamba günü kesinleşecek önemli bir açı da Mars ve Jüpiter arasındaki kare açısı olacak. Bu etki özellikle finansal konularda hatalı kararlar alabileceğimiz konusunda bizi uyarmaktadır. Niye? Çünkü bir şeyler yapmak istediğimiz ve hırslarımız ön planda olacağı için normalinden daha fazla risk almaya meyilli olabiliriz bu hafta. Mars 19 Kasım ay tutulmasının gerçekleştiği derecenin karşısında olacağı için o dönem beliren ana konu neydi? Para ve para piyasalarındaki iniş çıkışlar. Demek ki tekrar bu hafta bu konularda istikrarsızlıklar önümüze gelebilir. Jüpiter gezegeni büyüyen bir etkiye sahip olduğu için bu konu belki endişelerimizi artırabilir veya bu hafta daha fazla para harcamalarımız oluşabilir. Aynı zamanda Mars harekete geçme enerjisi olduğu için bir şeyler için daha fazla harekete geçme ve mücadele etmeyi gösterir. Ama bunu yaparken fazlaca bir abartıya yol açabilir. Yani risk ve girişimlere daha gözü kara girebiliriz ama bu sonradan pişmanlık yaratabilir. Mars Akrep Burcu'nda olduğu için daha fazla maddi konularla alakalı olarak ortaya çıkacağını düşünüyorum. Düşünülmeden fazlaca bir özgüvenle hareket edebiliriz. Bunu dengelemeye çalışırsak enerjiyi olumlu yönde kullanabilir ve karşımıza çıkacak fırsatları daha rahat görebiliriz. Yine daha fazla yargı dağıtmaya meyilli olunan bir enerji. Biz böyle yapabiliriz veya böyle davranan insanlarla karşılaşabiliriz. Hafta sonu ise Merkür-Jüpiter 60'lığımız var. Ayrıca Venüs-Plüton parti kavuşumu Oğlak Burcu'na gerçekleşecek. Aslında çok tutkulu ve derin bir enerjidir ama Oğlak Burcu'nda olacağı için daha mantık, daha maddeye yönelik tutkuları ortaya çıkaracak. Bir şeyleri satın almak, statü, konum yani sahip olmakla ilgilidir. Daha fazla bunları bize sağlayacak ilişkilere yönelebilir ve dediğim gibi duygulardan ziyade mantık odaklı davranırız. Aslında Venüs-Plüton kavuşumu tüm ay etkili olmakta. İlişkilerimiz ve parayla ilgili düşüncelerimiz büyük bir dönüşümden geçiyor. Merkür-Jüpiter 60'lığına gelecek olursam da öğrenme, araştırma isteğimizi arttırır. Yeni başarı getirecek fikirler aklımıza gelebilir. Yeni eğitimler, yeni anlaşmalar, özellikle ticari hukuki anlaşmalar, yeni ufuk ve vizyonlar peşine düşebiliriz. Haftanın son gününe geldiğimizde ise Güneş-Neptün kare açısı kesinleşecek.
Bu açı kalıbı belirsizlik hissi, dalgınlık, gerçekler yerine illüzyonlarda kaybolmak, kaza ve sakarlıklara açıklık verir. Pazar günü daha çok dinlenmeye, bize iyi gelecek şeylerle meşgul olup önemli kararlar alınmaması gereken bir gün olacak. Haftanın genel etkilerinden size bahsettikten sonra küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve astroloji hakkında daha fazlası ve günlük yorumlar için beni Instagram'da Astrolog Yasemin Sürer sayfamdan da takip edebilirsiniz. Evet, hazırsak haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen burç ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Sevgili Koç ve yükselen Koç burcu, bu haftaya biraz kafanız karışık başlayabilirsiniz. Çünkü Merkür, Neptün karesi aktif olacak. Bu sebeple yeni girişimler ve yeni kararlar alacaksanız emin olmadığınız konularda karar vermeyin. Genel olarak güneş tutulması size yeni girişimler için yeni bir umut ve güç vermeye başladı. Özellikle eğitim, seyahat, ticari ve hukuki konularla ilgili güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Çarşamba günü Mars-Jüpiter karesi kesinleşecek ve Cuma gününe kadar aktif olacak. Özellikle maddi konularla alakalı, ortaklı paralarla alakalı, eşiniz ve ailenizle bazı fikir ayrılıklarını ve halledilmesi gereken sorunlara çözüm bulmak adına bu konular önünüze gelebilir. Burada sorun yerine çözüme odaklı kalırsanız iyi destekler alabileceğinizi göreceksiniz. Çünkü hafta boyunca Mars-Plüton 60'lıkları da devrede. Yani kariyeriniz, işiniz, para konularına fırsatlarınız oluşacak. Bu arada yönetici gezegeniniz Mars işin içinde olunca biraz daha tartışmacı, savunmacı ve dürtüsel tepkileriniz artabilir. Ama doğru yönetirseniz dediğim gibi güzel fırsatlar var. İşleri yoluna koyabilirsiniz. Cumartesi günü sosyal çevrenizden güzel bir haber, maddi bir destek, kısa bir seyahat veya bir eğitime başlama kararı alabilirsiniz. Pazar günü Güneş-Neptün karesi aktif olacak. Daha fazla içe dönmek, dinlenmek isteyeceğiniz bir ruh hali içinde bulunabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, hafta başı Merkür-Neptün karesi aktif olacak. Daha belirsiz, kafa karıştırıcı ve yanıltıcı bir etkidir bu. Birilerine güvenip yardım veya girişimde bulunursanız yanılma payınızın olma ihtimali yüksek olur. Maddi konularda da lütfen pazartesi ve salı günü riskli yatırımlarda bulunmamanızı tavsiye ederim. Çarşamba gününe geldiğimizde Mars-Jüpiter kare açısı oluşuyor ve etkileri Cuma gününe kadar devrede olacak. Aldığınız kararlarda belki aileniz veya ikili ilişkilerinizde hem fikir olmadığınız görüşler ortaya çıkabilir, bunlarla ilgili konuşmak veya sorunları halletmek durumunda kalabilirsiniz. Ama Mars-Plüton 60'lıkları da devrede. Yani kariyeriniz, işiniz, para konularında fırsatlarınız oluşacak. Zaten Venüs-Plüton kavuşumu hafta boyunca arka planda ilişki ve para konularını ortaya çıkarıyor. Aklınızın bir köşesi bunlarla hep meşgul olmakta. Cumartesi günü Merkür-Jüpiter iyicil açımız var. Yeni fikir ve girişimlerinizi destekleniyorsunuz. Bu etki size iyi gelecek. Pazar günü Güneş-Neptün kare açısı enerjinizi biraz düşürebilir. Daha yorgun hissedebilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye çalışın. Haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, hafta başı Merkür-Neptün karesi aktif olacak. Daha belirsiz ve kafa karıştırıcı etkiler altında olacağız. Özellikle ikili ilişkileriniz ve ortaklıklarınızda kararlar almak isterseniz pazartesi ve salı günlerinin bir geçmesini beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü yanılma payınız var. Çarşamba günü Mars-Jüpiter arasında bir kare açısı meydana geliyor ve etkileri Cuma gününe kadar aktif olacak. Mars hali hazırda çalışma ortamınız ve günlük rutinlerinizde daha fazla bir koşturma hali içinde olmanızı zaten etken. Sağlığınızla da daha fazla ilgilenmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Şimdi bu hafta bu alanlarda yine koşturmacanız fazla, her şeye yetişmeye çalışabilir ve bu durum sizi yorabilir, gerginliğiniz artabilir. Sağlığınızı yine ihmal etmemenizi tavsiye ederim. Uykunuza ve beslenmenize bu hafta da dikkat edin lütfen. Arka plandan Venüs-Plüton kavuşumu zaten ilişkiler ve para konularını ön plana çıkarıyor. Bu etki tüm ay boyunca devam edecek. Düşünceleriniz aslında bir nevi dönüşümden geçiyor. Cumartesi günü geldiğimizde Merkür-Jüpiter iyicil açımız var. İlişkilerinizden veya işbirliklerinizden yana güzel destekler alacaksınız. Karşınıza güzel bir fırsat çıkabilir. Belki yeni bir girişim veya bir seyahat planlayabilirsiniz. Pazar günü Güneş-Neptün kare açısı enerjinizi biraz düşürebilir, daha yorgun hissedebilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye çalışın. Haftanız keyifli geçsin. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler,
Bu hafta düşünceleriniz, çalışma koşullarınız, çalıştığınız iş, günlük koşturmacalarınız ve sağlığınız üzerinde yoğunlaşacak. Hafta başı Merkür Neptün karesi aktif olacak. Pazartesi ve salı günleri daha belirsiz bir enerji hakim. Dediğim gibi çalışma ortamınız ve sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Yine kafa karıştırıcı ve yanıltıcı etkiler devrede olacak. Bu iki gün önemli kararlar almayın derim. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin, beslenmenize dikkat edin lütfen. Hafta ortasına geldiğimizde Mars-Jüpiter kare açısı aktif olacak. Bu etki çarşamba gününden cuma gününe kadar devrede. Aşk hayatınızda daha tutkulu davranabilirsiniz veya maddi koşullarla ilgili yapmanız gereken harcamalar oluşabilir. Bu harcama çocuğunuz varsa onunla ilgili olabileceği gibi. Kendinize yapmak istediğiniz bir yatırım veya ailenize bir destek ile ilgili de olabilir. Mars-Plüton 60'lıkları da devrede olacağı için çözüm adına güzel fırsatlar da karşınıza bu hafta çıkacak. Cumartesi günü Merkür-Jüpiter icil açımız var. Günlük koşturmacanız, çalışma ortamınız ve sağlığınızla ilgili iyileştirici etkiler devrede. Bu etkiler size iyi gelecek. Pazar günü Güneş-Neptün kare açısı enerjinizi biraz düşürebilir, daha yorgun hissedebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Aslan ve yükselen Aslan Burcu, hafta başı Merkür-Neptün karesi aktif olacak. İlişkileriniz ve para konularında daha belirsiz ve düşünceleriniz dağınık olabilir. Pazartesi ve salı günleri bilmediğiniz kişi ve yerlere riskli yatırım ve girişim yapmamanızı tavsiye ederim. Çarşamba gününe geldiğimizde Mars-Jüpiter kare açısı aktif olacak. Bu etki çarşamba günü itibariyle cuma gününe kadar aktif. Kariyer ve ailevi konularda bazı zıtlıklar oluşabilir. Maddi konularla ilgili fikir ayrılıkları oluşabilir. Ama Mars-Plüton 60'lıkları da devrede olacağı için yönetmeniz gereken durumlarla ilgili güzel fırsatlar da karşınıza çıkacak. Cumartesi günü Merkür-Jüpiter iyicil açımız var. Size iyi gelecek bir etki. İlişkinizde partnerinizle veya çocuğunuzla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Sosyalleşebileceğiniz bir gün. Pazar günü Güneş-Neptün kare açısı enerjinizi biraz düşürebilir. Daha tembel hissedebilirsiniz. Kendinize vakit ayırın. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Başak ve yükselen Başak, haftaya Merkür-Neptün kare açısıyla başlıyoruz. Ev, aile ve düzen konusunda bazı kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz. Enerjiniz biraz daha düşük olabilir. Hafta ortasına geldiğimizde Mars-Jüpiter kare açısı aktif olacak. Bu etki çarşamba günü itibarıyla cuma gününe kadar etkili. Yakın çevrenize yoğun bir iletişime girebilirsiniz ve çalışma hayatınızda hareketliliğiniz artabilir. Zihninizde çok fazla konu var. Zaman zaman baskı altında hissedebilirsiniz ama Mars-Plüton 60'lıkları da devrede olacağı için yönetmeniz gereken durumlarla ilgili güzel fırsatlar da karşınıza çıkacak. Yakın çevrenizden, ailenizden güzel destekler alabileceksiniz. Cumartesi günü Merkür-Jüpiter iyicil açımız var. Size iyi gelecek bir etki olacak. Çalışma hayatınız ve sağlık konusunda güzel haberler alabilirsiniz. Pazar günü Güneş-Neptün kare açısı enerjinizi biraz düşürebilir, daha yorgun hissedebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, bu haftaya biraz kafanız karışık başlayabilirsiniz çünkü Merkür-Neptün karesi aktif olacak. Bu sebeple yeni girişimler ve yeni kararlar alacaksınız. Pazartesi ve salı günleri emin olmadığınız konularda kararlar almayın lütfen. Hafta ortasına geldiğimizde Mars-Jüpiter kare açısı oluşacak. Bu etki çarşamba günü itibariyle cuma gününe kadar devrede. Maddi konularla ilgili çevrenizle fikir ayrılıkları oluşabilir. Fazla harcamalar yapabilirsiniz. İlişkilerde fazla baskıcı tutumlardan uzak durmanız gereken bir süreçtesiniz. Zira Venüs-Plüton kavuşumu para ve aşk konularında isteklerinizi oldurmaya yönelik bir davranışa sizi sokabilir. Bu hafta Mars-Plüton 60'lıkları da devrede olacağı için yönetmeniz gereken durumlarla ilgili güzel fırsatlar da karşınıza çıkacak. Cumartesi günü Merkür-Jüpiter iyicil açımız var. Daha keyifli hissedebilirsiniz. Kendinizi, sevdiklerinizi ve çevrenize daha rahat ifade edeceksiniz. Pazar günü Güneş-Neptün kare açısı enerjinizi biraz düşürebilir, daha yorgun hissedebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, pazartesi ve salı günleri gökyüzünde Merkür-Neptün kare açısı gerçekleşiyor. Bu dönem maddi konularınız daha fazla ön planda ama bu iki gün kafa karışıklıklarınız ve belirsizlikleriniz artabilir. Acele kararlar almayın. Hafta ortasına geldiğimizde Mars-Jüpiter kare açısı aktif olacak. Bu etki çarşamba günü itibariyle cuma gününe kadar devrede.
Ailede bazı fikir ve düşünce ayrılıkları oluşabilir ama Mars-Plüton 60'lıkları da devrede olacağı için yönetmeniz gereken durumlarla ilgili güzel fırsatlar da karşınıza çıkacak. Kendi isteklerinizi oldurma yönünde çok baskıcı davranmayın. Cumartesi günü Merkür-Jüpiter iyicil açımız var. Daha keyifli hissedebilirsiniz. Çevreniz ve ailenizle uyumu yakalayabilirsiniz. Pazar günü Güneş-Neptün kare açısı enerjinizi biraz düşürebilir. Daha yorgun hissedebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yaylar ve yükselen yay burcu. Geçen hafta burcunuzda güneş tutulması gerçekleşti ve artık önümüzdeki 6 aylık süreçte hayatınıza dair yeni kararlar alacak ve daha rahat istediğiniz yeni başlangıçları yapabileceksiniz. Pazartesi ve salı günleri Merkür ve Neptün karesi aktif olacak. Düşüncelerinizde karışıklık ve belirsizlikler oluşabilir. Bu iki gün acele kararlar almamanızı tavsiye ederim. Bilmediğiniz, tanımadığınız kişilere güvenip bir şeylere başlamayın. Çarşamba günü ise Mars-Jüpiter kare açısı aktif olacak ve bu etki Cuma gününe kadar devrede. Yapacağınız anlaşmalarda veya iş birliklerinde mücadelenizi arttırmanız gereken koşullar oluşabilir. Ama Mars-Plüton 60'lıkları da devrede olacağı için yönetmeniz gereken durumlarla ilgili güzel fırsatlar da karşınıza çıkacak. Maddi konularla ilgili daha hırslı olacaksınız ve bu yönde neyi nasıl yapacağınızı daha fazla odaklanacaksınız. Bu etki aslında tüm ay geçerli olacak. Çünkü bu hafta Venüs ve Plüton parti kavuşumu yapıyor ve dediğim gibi uzun süreli bir etki olacak. Cumartesi günü Merkür-Jüpiter iyicil açımız var. İş konularıyla ilgili güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Pazar günü Güneş-Neptün kare açısı enerjinizi biraz düşürebilir, daha yorgun hissedebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak burcu. Hafta başı Merkür-Neptün kare açısı meydana geliyor. Daha yanıltıcı ve kafa karışıklıklarının arttığı bir etki olacak bu. Düşüncelerinize dağınıklık ve belirsizlikler oluşabilir. Bu iki gün acele kararlar almamanızı tavsiye ederim. Çarşamba günü Mars-Jüpiter kare açısı aktifleşiyor ve bu etki Cuma gününe kadar devrede olacak. Maddi koşullarınızla ilgili halletmeniz gereken koşullar oluşabilir. Fazla harcamalar yapabilirsiniz ama Mars-Plüton 60'lıkları da devrede olacağı için yönetmeniz gereken durumlarla ilgili güzel fırsatlar da karşınıza çıkacak. Bu dönem hayattaki tutkularınızın arttığı bir dönemdesiniz. Cumartesi günü ise Merkür-Jüpiter iyicil açısıyla biraz daha içe dönmek ve sakinlemek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Pazar gününe geldiğimizde Güneş-Neptün kare açısı enerjinizi biraz düşürebilir, daha yorgun hissedebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, hafta başı Merkür-Neptün kare açısı oluşuyor. Daha belirsiz, kafa karıştırıcı ve yanılsamalara açık bir etkisi olacak. Düşüncelerinizde karışıklık ve belirsizlikler oluşabilir. Bu iki gün acele kararlar almamanızı tavsiye ederim. Çarşamba günü Mars-Jüpiter kare açısı aktif olacak ve bu etki Cuma gününe kadar devrede olacak. Kariyerinizle ilgili hedeflerinizle mücadeleniz artabilir. Zaman zaman davranışlarınızda abartı içine girebilirsiniz. Bu da gerginlikler oluşturabilir ama Mars-Plüton 60'lıkları da devrede olacağı için bu hafta istekleriniz yönünde güzel fırsatlar da karşınıza çıkacak. Venüs-Plüton kavuşumu sebebiyle para ve ilişkiler konusu bu ay daha fazla odağınızda oluyor zaten. Bu konularda düşüncelerinize dönüşümler meydana geliyor ve gelmeye de devam edecek. Cumartesi günü Merkür-Jüpiter 60'lık açısı keyfinize yerine getirecek güzel haberler veya iletişimde uyumu beraberinde getirecek. Pazar gününe geldiğimizde Güneş-Neptün kare açısı kafa karışıklıklarınızı arttırabilir, enerjiniz daha düşük olabilir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Pazartesi ve salı günleri Merkür ve Neptün kare açısı kesinleşiyor. Düşünceleriniz biraz bulanık olabilir. Belirsizlikler oluşabilir bu iki gün. Acele kararlar almamanızı tavsiye ederim. Neptün sizin yönetici gezegeniniz. Hedeflerinizle alakalı. Ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım gibi düşünceleriniz olabilir. Çarşamba gününe geldiğimizde ise Mars ve Jüpiter arasında bir kare açı oluşuyor. Ve bu etki Cuma gününe kadar devrede olacak. Harcamalarınız artabileceği gibi yurt dışı, ticari, hukuki ve sosyal medya, eğitim gibi konularda ilgilenmeniz gereken işlerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Mars-Plüton 60'lıkları da devrede olacağı için bu hafta istekleriniz yönünde güzel fırsatlar da karşınıza çıkacak. Cumartesi günü oluşacak Merkür-Jüpiter 60'lık açısı geleceğinize dair güzel fikirler getirebilir, keyfinizi yerine getirecek güzel haberler alabilirsiniz. Pazar gününe geldiğimizde Güneş-Neptün kare açısı kafa karışıklıklarınızı arttırabilir, enerjiniz daha düşük olabilir. Yorgun hissedebilirsiniz.
Haftanız güzel geçsin.